Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halit Ziya Uşaklıgil'in İnkılap Kitap Evi'nden 1987 yılında çıkan Aşk Memnu adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Kitabın konusu İstanbul'da yaşayan bir ailenin içinde bulunduğu karmaşık durum Aile ilişkilerinin çarpıklığı ve insanın ihtirasları uğruna ne hallere düşeceğidir. Kitabın özeti. İstanbul'un tanınmış ve varlıklı aileleri eğlence yerlerine gelerek gecelerini eşi içerisinde geçirmektedirler. Adnan Bey ve ailesi de bunlardan birisidir. Adnan Bey iki tane çocuğu olan, karısını kaybetmiş dul bir adamdır. Eğlencelerde sık sık Firdevs Hanım'la karşılaşırlar. Firdevs Hanım da eski İstanbul ailelerine mensup soylu bir kadındır. Bihter ve Peyker adında iki tane kızı vardır. Adnan Bey aralarındaki yaş farkına rağmen Bihter'le evlenmek ister ve evlenirler. Başlarda mutlu bir hayatları vardır. Adnan Bey'in Nihal adında bir kızı vardır. Nihal amcasının oğlu Behlül ile evlendirilmek istenmektedir. Behlül ise yengesine karşı ilgi duymaktadır. Bir gece Bihter'i odasına davet ederek ona duygularını anlatır. Bihter ise Behlül'e inanmaz. Çünkü onun Peyker'e karşı ilgi duyduğuna şahit olmuştur. Zaten Behlül'ün ne kadar çapkın olduğu herkes tarafından bilinmektedir. O gece Bihter ile Behlül birlikte olurlar ve bu binbir tehlike içerisinde devam eder. Nihal'i evde yetiştirilmiş bir zenci çocuğu olan Beşir de sevmektedir. Bir gün Nihal üvey annesinin macerasını öğrenir ve onları dinlerken düşer bayılır. Böylece öğrendiklerini de açığa vurur. Bu olaydan sonra Nihal yatağa düşer. Onun kötü olduğunu gören Beşir her şeyi Adnan Bey'e anlatır. Karısı tarafından aldatıldığını öğrenen Adnan Bey çok kızar Bihter de gelecek tepkilerden korktuğu için kendisini odasına kapatır ve yaşamakla ölmek arasında bir tercih yapmak zorundadır. Birkaç dakika sonra odadan bir el silah sesi duyulur. Bihter intihar etmiştir. Olayları öğrenen Behlül ise ortadan kaybolarak kayıplara karışır. Bir süre sonra Nihal iyileşir ve babasıyla beraber birbirleri için yaşamaya başlarlar. Kitabın ana fikri toplumun değer yargılarına ters düşen davranışların insanları nereye sürükleyeceğidir. Kitaptaki olay ve şahısların değerlendirilmesi Olaylar İstanbul'da geçer. Genelde İstanbul ailelerinin gece eğlencelerinden, aile yaşantılarından ve ilişkilerinden bahsedilir. Adnan Bey, saf, iyi kalpli bir insandır. Karısıyla aralarında yaş farkı olmasına rağmen İyi geçinir ama iyi niyeti aldatılmayla son bulur. Firdevs Hanım, Bihter ile Peyker'in annesidir. Kocasının vefatı üzerine kızlarıyla yalnız kalmış ve hayatını onlara adamıştır. Bihter, Adnan Bey ile evlidir ama aklı fikri hep aşkta meşktedir. Behlül, oldukça çapkın birisidir. Kadınları baştan çıkarır ve onlarla birlikte olur. Nihal, Adnan Bey'in kızıdır. Çok hassas ve narin bir yapısı vardır. Kitabın yazarı hakkında kısacık bilgi. İstanbul'da doğdu. 22 Mart 1945'te aynı kentte öldü. Mahalle mektebinden sonra Fatih rüştiyesine gitti. Sonra da Fransızca öğrenmesi için rahipler okuluna gönderildi. Fransızcadan ilk çevirilerini bu yıllarda yaptı. Tevfik Nevzat ile 1884'te Nevruz dergisini 1886'da da Hikmet gazetesini çıkarttı. İlk romanlarını bu gazetede yayınladı. Okulu bitirdikten sonra bir yandan İzmir Rüştiyesi'nde Fransızca öğretmenliği yaparken bir yandan da Osmanlı Bankası'nda memur olarak çalıştı. 1896'da Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılarak Servet-i Fünun dergisinde kendine geniş ün sağlayan romanlarını yayınladı. Uşaklıgil edebiyat Cedide'nin sanat anlayışı doğrultusunda yeni bir dil yaratmaya çaba göstermiştir. Osmanlıca'da bile kullanılmayan Farsça ve Arapça sözcükler bularak Türkçede olmayan kurallarla tamlamalar yaparak konuşulan dilden çok ağır, süslü ve yapay bir dil oluşturmuştur. Yaşantı alanının darlığına karşın Uşaklıgil, Türk romanının öncüsü sayılmıştır. Çünkü ondan önce romanı bir sanat yapıtı kabul ederek onun kadar ciddiye alan bir sanatçı titizliğiyle romanın yapısına ve tekniğine gereken önemi veren başka bir Türk yazarı olmamıştır. Başlıca yapıtları, romanları, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Perde ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Öyküleri, Solgun Demet, Sepette Bulunmuş, Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Bir İzdivacın Tarihi Muaşakası, Heyhat, Bir Hikayeyi Sevda, Hepsinden Acı, Onu Beklerken, Aşka Dair, ihtiyar Dost, Kadın Pençesinde, İzmir Hikayeleri, Oyunları Kabus, Anısı Kırk Yıl, Saray ve ötesi, bir acı hikaye, şiirleri, mensur şiirler. Sanata dairisi 3 cidden oluşan denemesidir.